Merhaba arkadaşlar, Bay Pizza ile Paranoyak oyununa hoş geldiniz. Sanırım paranoya üzerine bir oyun. Ben de daha henüz oynamadım daha öncesinde. Sizle birlikte oynayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Startlıyorum o halde. Teyzem öldüğünden beri üzerinden 3 yıl geçti. Başımdan geçen birçok talihsiz olay sonucunda onun evine taşındım diyor. Evet, merhaba. Aa, burası gerçekten çok tozlu. Sanırım 3 yıldır el sürülmemiş gibi. Eve biraz göz atsam iyi olur. Göz atalım bakalım ne varmış. Sağ tarafa girdik. Aşağıda bir şey var. Neymiş? Bu tuvalet. Burası lavaboymuş. Kirli bir durumda. Burada banyomuz var. Nasıl geri döneceğim burada televizyon da sanırım salon olsa gerek. Ha, burada da kasa varmış. Görünüşe göre kilitli. Acaba içinde bir şey var mı merak ediyorum. Kombinasyonu bilmiyorum. Belki de şu an açmak gerekmiyordur. Büyük bir televizyon ve masası diyor. Çöp tenekesi varmış, içinde hiçbir şey yok. Burada kitaplık rafları falan var. İçinde DVD'ler, VCD'ler falan bulunuyormuş. Buzdolabı. Oo. Hala içinde yemek var. Uf, üstelik 3 yıl olmuştu değil mi? Annemin buraya arada bir gelip temizlediğini sanıyordum. Teyzem öldüğünden beri. Ah, çok korkunç. Bulaşık makinesi falan, ocak vesaire. Bu da kablolu telefon diyor. Oo, Japon tarzı bir oda. Burada giysiler falan bulunuyormuş. Lap. Bu da bir adet kotatsuymuş. Kotatsu ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde yer masası, sofrası falan. Bilmiyorum yani Japon kültürüyle içli dışlı olan izleyicilerimiz varsa bizi aydınlatabilirler. Ne? Eski bir kuyu. İçinde su kalmamış gibi gözüküyor. Doğru. Bu zamanında çok eski satılık bir evdi. Tekrardan şey olmuş. Tekrar dekor etmeye ne diyorlar ona? Hani müzelerde falan yapıyorlar ya, tarihi yerlerde falan. Artık neyse ismi Türkçesi aklıma gelmedi kelimesi. Yani tekrardan şey yapılmış, onarılmış falan filan. O şekilde satılık eski bir evmiş zamanında. Eğer bu tür şeylerin, yani mesela kuyu gibi falan ve benzeri şeylerin neden burada olduğunu merak ediyorsam sebebi bu olsa gerek diyor. Çünkü eski bir ev yani. Böyle balkon bir şey yani. Balkon değil de ne diyorlar ona bilmiyorum. Ne diyor? Camlardan içeriye baktığımda bir şey görüyorum. Japon tarzı oda görüyorum diyor. O yukarı çıkıyor mu? Çıkmıyormuş. Bu ne? Yeşil, pardon, ne yeşil ya, sarı çiçekler. İlginç. Çevrede başka çiçek yok. Yani olmaması ilginç diyor. Sadece bunlar varmış çevrede. Bahçeden bahsediyor sanırım. Gidelim bakalım diğer bölmeleri gezelim. Nereye geldik? Salon, salon. Çok garip ha, salondan mutfağa giriyoruz.
Kilitli. Bu neymiş? Bir ceket askılı bacaklı olanlardan. Ve üzerinde de siyah bir ceket bulunuyormuş. Kilitli. Ha, buraya girebildik. Burası toplantı odası galiba. Burası da kilitli. Şimdi sağa gideceğiz. Sonra şurada merdivenler var sanırım. Gezmedik. Burası kaldı. Yatak odası. Çekmecelerde hiçbir şey yokmuş. Burada gardırop var ama içinde hiçbir şey yok diyor. Kilitli. Kilitli. Ulan her taraf kilitli. Ben nerede yaşayacağım buraya geldiğime göre? Yaşamaya. Heh, tuvaletimiz var burada. Kalmış durumda. Hatta taşmış diyor. Kilitli. Ha, bakalım bir de. Aa, açılmıyor. Burası çalışma odası olsa gerek. Kilitliymiş gibi gözükmüyor. Fakat nedense açılmıyor. Dediğim sıkış. Aha, telefon çalıyor. Telefon neredeydi? Telefon mutfaktaydı. Evet. Mutfağa ta salondan dolaşıp gitmek çok saçma ya. Nasıl bir ev tasarımı bu böyle? Alo. Ben Takamura. Soyadı Takamura'ymış. İsmim Miki. Hep işte Amerika'nın oyunları bunlar. Miki ne ya? Miki diye Japon ismi mi olur? Kim bu? Kim o diyor. Oh Miki. Demek varmış, vardın oraya. Yeni evin nasıl? Tozlu gözüküyor. Ama yine de iyi ve büyük. Ha, bunu duyduğuma sevindim. Anne söylüyor bunu. Kargonda yarın ulaşmış olur diyor sanırım. Herhalde luggage kargo yani valiz anlamına geliyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Teşekkür ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Burada birçok kilitli oda var evde. Ama anahtarlar nerede bilmiyorum. Bu konu hakkında bir şey biliyor musun anne? Onlar senin yanında mı? Yani anahtarlar. Anahtarlar mı? Sanıyorum ki benle birlikte değil. Ve onun çok böyle kompleks değişik bir yaşamı vardı diyor. Teyzesinden bahsediyor çocuğun. Takıntılı bir şey varmış yani. Kompleksi varmış. Kendi evinde odaları kilitlerdi. Ve üstelik anahtarları bile saklardı. Ah, çok salakça eğer bana soracak olursan. Neyse, bununla baş edebilirsin. Öyle değil mi? Eğer gerekirse bir çilingirci daha. Ya çilingirci çağır. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal. Kapadık. Oh, gerçekten bu kadar geç oldu mu ya? Bir duş alıp uyusam iyi olur. Burada ne vardı? Aşağıda Japon odası vardı, evet. Şimdi şöyle bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Çıkış soldaydı, evet. Duş neredeydi? Duş aşağıda olsa gerek. Yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerde. Evet, burasıymış. Of, çok zor şeyler yaptım sanki. Ve şimdiden yorgun durumdayım. Herhangi bir şey için motivasyonum bulunmuyor. Motivasyonum yok diyor. Yani halim, takatım kalmadı demek istiyor Türkçesi.
Sanırım yarın da valizimi yerleştiririm, eşyaları yerleştiririm. Bu gece misafir odasında uyuyacağım. Yukarıda sağ tarafta. Yukarıda sağ tarafta misafir odası. Gidelim bakalım. Yukarı çıktık. Evet, şimdi kime göre sağ? Ona göre mi sağ, bana göre mi sağ? Herhalde ona göre, konuştuğuna göre ona göre sağ neresi oluyor burası? Aha. Bu ses de neydi? Gidip bakalım. Oo. Askılık düşmüş. Burada ceketin cebinde bir şey var. Evet, anahtar bulduk. Ah, merak ediyorum bu anahtar nereye ait acaba? Buna dair hiçbir fikrim yok. Ve bunu bulmak da şu an gerçekten çok zor. Şimdilik gidip uyusam iyi olur. Evet, doğru yere gelmişiz. Ona göre, karaktere göre sağ tarafmış. Uyuyalım bakalım. Başkasının yatağında yatmak çok rahatsız edici gözüküyor. Yani huzursuz şekilde gözüküyor diyor. Ama yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Bu ses ne? Tahta kuruları geldi galiba. Rafları falan kemiriyor olabilirler. Eski bir ev ve her şey sunutadan, tahtadan, odundan. Aa, bir şey düştü. Bir rüya mı? Aa, gerçekten ne olduğunu hatırlamıyorum. Düşün bakayım bir. Aa, evet. Kitaplarımı almayı unutmuşum. Belki de bu yüzden uyanmışımdır. Mutfağa gidip biraz su alayım. Birinci gün. O birinci günmüş, evet. Şimdi mutfağa gidelim. Mutfak nerede? Aşağıda. Sağda. Evet, mutfak buradaydı. Bunu nasıl alacağız? Şimdi eşyalar. Önce bir kaydedelim. Eşyalar. Ne varmış? Günlük var. Günlük nasıl bir şey? Günlükte hiçbir şey yok şu an. Anahtar var. Az önceki kotun cebinde, yani ceketin cebinde bulmuş olduğumuz. Ve burada da haplarımız var. Hastalığım için her gün bir tane al diyor. İçelim. Bu ne? Aa. Saç mı var elinde onun? Herhalde oyun yapımcısı kendi saçlarını elinde tutup parmaklarıyla birlikte koymuş. Nasıl bir resimdir o öyle? Neyse, en azından biraz gerçekçi gözüküyor. Lanet olsun, bu da ne böyle? Saç mı? Of. Yani birdenbire neden borun musluğun içinden bu gelsin ki? İğrenç. Yarın bir muslukçu, esatçı çağırsam iyi olur. Şimdi gidip uyumam lazım. Gidip uyuyalım bakalım. Bir uyuyamadık ha, anasını satayım. Yol yorgunuyuz zaten. Ne? Bu ses. Acaba benim şuraya ayak bastım. Camdan falan mı geldi ya da yerden mi geldi? Sonuçta tahta yerler. Eve gidip kontrol edelim. Aha. Aa, bu kapının açılmayacağını düşünüyordum. Yani açılmadığını düşünüyordum. Neden açık? Ha, ilginç bir oda. Bu neymiş yerdeki? Sanırım kir.
Ah, bu yerdeki tabakayı değiştirmem lazım. Daha sonra bir tane alırım yeni diyor. Büyük bir kitaplık. Birçok romanla doldurulmuş şekildeymiş. Burada da çalışma kitapları varmış. Burada gerçekten birçok kitap var. Ve birçoğu sanırım yeraltı sistemleri oluyor. Sewing ya da kanalizasyon olsa gerek. İşte Sewing diyor, yani kanalizasyon olsa gerek. Ve piyano üzerineymiş çoğu kitap. Ve üstelik psikoloji üzerine de kitap var diyor. Bakalım neymiş? Şey neymiş? Renk psikolojisi neymiş? Evet, renk psikolojisi insanın duygularını, hissettiklerini belli bir renk üzerinden yorumlamanı sağlıyormuş. Ve bunlar psikolojiyle, sanatla, tasarımla ve inşa, yaratıcılıkla bağlantılıymış. Mesela aşağıda örnek vermiş. İşte kırmızı mesela sabır anlamına geliyormuş. Sarı mutluluk, yeşil huzur, mavi de sessizlik gibi örnekler vermiş. Aynı kitap zaten. Büyük bir kitaplık. Magazinlerle falan doluymuş. Burada ne varmış? Burada da ünlü olan ve bilindik yazarların kitapları var, bulunuyormuş. Yani hepsi aynı galiba. Burada da bir tane Morpheus koltuğu var, kırmızı. Matrix'ten. Kaydedelim burada. Kilitli. Kilitli. Aha. Kapı tekrar açıldı. Ne oluyor? Ne? Ne oluyor ya? Oo, bir hayaletimiz var burada. Ne yapacağız? Bu şey de ne böyle? Ne diyor? Bana doğru geliyor. Ha, hayır, olamaz. Dışarı çıkmam lazım. Kapı açılmıyor. Kilitli. Neden? Neden açılmıyor? Aa. Koşmam lazım. Bir yerlere saklanmalıyım. Evet, odaya saklandık. Aa, vurdu bana. Kaç 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 kaç. Mutfak. Mutfaktan bahçeye. Çıkılmıyor. Kapı açılmıyor bir şekilde. Bir sebepten ötürü. Gel bakayım, yanıma aşağı ineceğim ben. Sen gel. Heh. Masanın altı galiba burası. Masanın altına saklandık. Yemek sofrasının altına. Çarpılmayalım. Ekmek kırıntısı falan vardır belki. Aa. Oh, kurtulduk be. Sabah oldu galiba. Kuş sesleri geliyor. Ne? Sabah mı? Uyup kalmışım mı? O şeye gitmiş. Gerçekten dünkü şey neydi öyle ya? Bir rüya mı? Ama çok gerçekçiydi. Ve ben de Kotatsu'nun altındaydım. O yemek masasından bahsediyor galiba. Her neyse. Kayboldu gitti. Eminim ki o bir rüya gibi. Beni rahatsız ediyor. Ondan ötürü unutsam daha iyi olacak. Bugün etrafı temizlemeli ve evi düzene sokmalıyım. Aa, her şeyden önce bir
tesisatçısını çağırmam lazım. Tesisatçı gelmiş. Görünüşe göre su akışı gayet normal çalışıyor. Üzerinde herhangi bir aksaklık veya arıza durumu tespit edemedim. Ve dışarıdaki musluklar da paslanmış durumda değildi. Ama geçen gece suyla birlikte saç geldi musluktan. Bu ev 3 yıldır boştu, öyle değil mi? Eminim ki daha öncesinde olan birikmiş olan kir falan filan gelmiştir diyor. Her neyse, her şeye rağmen şu an problemsiz bir şekilde çalışıyor. Yani çalışması lazım diyor. Anlıyorum. Pekala o halde ben gidiyorum. Bir gözün yine de muslukta olsun. Ne olur ne olmaz diye. Ve yolunda gitmeyen bir şey olursa tekrardan benimle iletişime geç. Çok teşekkür ederim. Saydığı bahaneler ilginç diyor. Neyse. Çalıştığı sürece sorun yok. Ha doğru, dün buldum anahtar. Onu gidip kontrol etmem lazım nereye açtığına dair. Evet, gün 2'ye geldik arkadaşlar. İkinci gündeyiz. Oyunu burada kaydediyorum. Ve birinci videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir veya ilginizi çekmiştir video. Beğendiyseniz, ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. O halde ikinci günde görüşmek üzere. Paranoyak izlediniz. Bay Pizza ile hoşçakalın.